Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün Yatırım Kulübü'nde TEB Yatırım Araştırma Müdürü Övünç Gürsoy eşlik ediyor bana. Övünç hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Ağırlıklı olarak bankacılık sektöründeki durumu konuşacağız. Piyasadaki son tabloyu bir miktar değerlendirmeye çalışacağız. Zor bir gidişat var. Kolay değil hakikaten bu ortamda fiyatlama tutturmak. Aynı zamanda 3. çeyrek bilançolarında kimden ne bekliyorsunuz? Bir miktar da buradaki görüşlerini almaya çalışacağım. Ama biz sohbetimize başlamadan evvel müsaade edersen gidelim. Gedik Yatırım'a Beste Nasürlü bizleri bekliyor orada. Beste, dün çok zor bir piyasa oldu. Özellikle Trump'ın tweetlerinin başıyla sonu arasında bayağı yatırımcının hırpalandığını gözlemledik. Bugün için buradaki fiyatlamaların normalleşmesini bekliyor musunuz? Açıl merhaba. Dün açıkçası Trump yine Twitter üzerinden biraz şovunu yaptı. Ama piyasalar aslında buna biraz alışık olduğu için biz de 100.000 altı çok fazla sarkmadık. Şunu da söyleyeyim. Dolar TL'nin özellikle hareketlerine baktığımız zaman bu hareketler 5.85'e attığında neredeyse sınırlı kaldı. Yani biz bu açıkçası hadiseyi geçen sene yaşasaydık muhtemelen daha sert fiyatlamalar görebilirdik. Ama dünkü fiyatlamalarda biraz daha müsterih bir hareket vardı. Açıkçası Borsa İstanbul'da kuvvetli bir şekilde 50 günlüğün yani 100.300 seviyesinde tutunmaya devam ediyoruz. Ve şunu da söylemek gerekirse şu anda bizi 104.000'in yukarı yönüne kırabilecek belki çok kuvvetli bir ivme yok ama bulunduğumuz band 100.000-104.000 aralığında yine trade işlemler devam ediyor. Bu nedenle biraz daha kısa mesafeli yani kısa marjlarda, kısa vadeli hedeflerle tutarak bu şekilde bu bandı yatay bir şekilde değerlendiriyoruz. Bunun dışında Trump'ın tabii tweetlerin ardından dün akşam saatlerine doğru tam tersi tweetler atıldı. Yani Türkiye'nin müttefik ülke olduğunu 13 Kasım'da Erdoğan'ı misafir edeceğini söyledi. Bugün piyasalar biraz daha pozitif yönde açsa da açıkçası gelen haber akışları olsun bahsetmiş olduğum 4.000 puanlık bant içerisinde fiyatlanıyor ve yatay stratejimiz de devam ediyor. Beste, çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığın değerlendirmeler için ve başlıyoruz Övünç Gürsoy'la sohbetimize. Şimdi Övünç, tabii rakamlara baktığımız zaman hakikaten piyasalar açısından zorlayıcı bir dönem. Trump'ın tweetleri, bir yandan piyasanın kendi dinamikleri. Tam böyle biraz yukarı yol almaya, biraz momentum bulmaya başladı dediğimiz anda siyasi gelişmeler burada etkili olmaya devam ediyor. Evet, maalesef öyle. Aslında çok güzel bir rally yaşadık. Dolar bazında %50'lere varan bankacılık endeksinde getiri gördük. Tabii burada şu vardı, ikinci yarı yılda biz çok güçlü bir kar büyümesi bekliyorduk bankalardan ve bunu yatırımcılarımıza anlatıyorduk. Gerçekten de Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrasında biz bankalarda kredi mevduat makaslarının açıldığını görüyoruz. Ve gerçekten de gelir kalitesi anlamında yani hem faiz geliri ve komisyon geliri toplamına bakarsan burada da bir artış var. Gelir kalitesinde yükseliş var. Dolayısıyla bunların verdiği bir pozitif hava vardı. Tabii son dönemde biliyorsun politik gelişmelerin haricinde bu karşılık tarafında bir hikaye oluştu. 46 milyar TL'lik bir kredi paketinin yakın izlemeden NPL tarafına, sorunlu kredi tarafına atılması gündeme geldi. Tabii bu bizim için de sürpriz oldu. Buradaki kredilerin birçoğu zaten hali hazırda NPL'di ama bir kısmı da 2020'de, 2021'de mesela atılmasını bankalar projekte ederken 2019'un sonuna kadar bunları atma gereği doğdu. Dolayısıyla birazcık ikinci yarı yıl için karlılık beklentilerimizi birazcık örselemiş oldu bu son haberler. Tabii politik gelişmeler de buna eklenince biraz da dolar kurunda da gördüğümüz gibi bir baskı var. Bunun da etkisinde endekste biraz güç kaybı yaşıyoruz şu anda. Şimdi önce 3. çeyrek marjlarını, bilançolarını bankalarda nasıl bekliyorsun diye bir sorayım öncelikle. Çünkü hakikaten faiz bu kadar hızlı ve önden yüklemeli düşünce karlarda bu anlamda marj üzerinden ciddi bir patlama yaşanması beklenebilir herhalde, doğru tabii mu? Tabii ki, tabii ki. Zaten mevduat faizleri biliyorsun %22'ler, 24 hatta 24'ler civarındaydı Haziran sonuna bakarsak. Geldiğimiz noktada 12-13 bandına oturdu. Yani bu kadar hızlı bir fonlama faizinde, fonlama tarafında maliyetlerle düşüş olması dolayısıyla özellikle TL kredi mevduat makasında 140 puan, 150 puan civarında 3. çeyrek özelinde biz bir açılma bekliyoruz ve bunun devamı 4. çeyrekte de gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın ikinci aksiyonu Eylül ayında geldi zaten. Dolayısıyla bunun yansımasını biz 4. çeyrekte göreceğiz.
Ve bu da bankaların elini rahatlatıyor karlılık tarafında. Ama bunun yanında üçüncü çeyreğin tabii özel bir durumu var. Özellikle bu işte TÜFE endeksi menkul kıymetler var biliyorsun. Bunların getirilerinde bir düşüş göreceğiz. Çünkü enflasyon aşağı geldi. İşte %9'lara iniyor ki hani sene başında bankalar tahminlerini %16'lardan yapan bankalar var mesela. Ekim enflasyonuna bakıyoruz biz burada. Tabii bunun bir düzeltmesi olacak. Bu birazcık karlılık tarafından yiyecek gibi gözüküyor ama spread'deki açılma gayet iyi duruyor şu an için. Swap tarafını nasıl görüyorsun? Swap'larda kullanım azaldı geçen çeyreğe göre, ikinci çeyreğe göre kıyaslarsak. Zaten swap faizleri de bakarsak platformdan da oldukça düştüğünü görürüz zaten. Hemen hemen mevduatı yakaladılar. Dolayısıyla orada maliyetlerde bir miktar azalma var ama çok da böyle büyük bir beklenti içinde olmamak gerekir diye düşünüyorum. Hala çünkü bankaların çoğu uzun vadeli swap'lar yaptıkları için yüksek maliyetlere bir süre daha katlanacaklar. Bir düşüş olsa da sınırlı bir düşüş olacaktır 3. çeyrek için. Ben 3. çeyrekte karlılıkların açıkçası çok parlak olmayacağını düşünüyorum. Ama bu mevduat makasından veya üst gelirlerden yani değil de... Marj iyileşmesi iyi olacak ama manşet rakama baktığımızda o beklediğimiz kadar patlamayı görmüyor olabiliriz diyorsun. Evet, görmüyor olabiliriz çünkü bankaların birçoğu bu 46 milyar TL'lik paketle ilgili karşılığını bir çeyrekte ayıracaklar ve bu hikaye burada bitecek gibi gözüküyor. Bu da şu anlama geliyor, 900 milyon veya işte 1 milyar TL gibi bir karşılık rakamı 3. çeyrekte bilançolara girebilir. Bu da tabii karlılığı otomatik olarak aşağı çekecektir. Her ne kadar üst tarafta işte makas olsun, işte swaplar olsun, komisyonlar olsun iyi olsa da biz hani net rakamda belki %25'e yakın bir düşüş görebiliriz banka bazlı. Peki sorulardan bir tanesi, çok tartışılan sorulardan bir tanesi şu: 46 sadece 46 mıdır? Önümüzdeki sene devamı var mı? Evet, yani şimdi şöyle bir şey var. Bu 46 milyar TL hikayesi çıkmadan önce bankacılar, Türk Banka Birliği biliyorsun bir rapor yayınladı ve burada şunu söyledi: biz 13 milyar dolarlık enerji kredisinin yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Hatta bunun 10 milyarı yıl sonuna kadar yapılmalı gibi bir tebliğ yayınladılar, bir yazı yayınladılar. Akabinde zaten bu 46 milyar TL hikayesi geldi. Yani burada aslında biraz daha yapılacak iş var gibi geliyor bana. Yani çünkü Bankalar Birliği'nin anlattığı şey yeniden yapılandırmaya yönelik olan bir şeydi. NPL'lerden bahsedilmiyordu. Sorunlu kredi atılması gerektiğinden bahsedilmiyordu ama demek ki bir kredi topluluğu var. Bunun da bayağı bir yükü, yani 13 milyar veya belki de daha da fazla. Bunun tahsilatı yıllar alacak. Yani bu çoktan yeniden yapılandırılmış. İşte ana para ödemeleri belki 3 sene 4 sene sonra başlayacak. Sadece faiz ödemesi yapılacak. Belki bunlar da bir noktadan sonra hükümet şunu diyebilir: bunları da NPL'e atın, bunları da sorunlu krediye atın. Çünkü biz arzu ettiğimiz kredi büyümesini yakalayamıyoruz. Bunların da temizlenmesi gerekiyor bilançodan gibi bir şey gerçekleşebilir. Ama hani şu anda bizim basından takip ettiğimiz kadarıyla yapılan açıklamalar bunun burada kalacağı, bilançoların bu sene temizleneceği ve 2020'ye daha temiz bir sayfayla başlanacağı yönünde. Duyduklarımızdan bir tanesi bu kredi büyümesini teşvik etmek için tabii özellikle zorunlu karşılık üzerindeki NEMO meselesi de bu sürece bağlantılı hale getirildiği için son atılan adımlarla, düzenlemelerle. İşte bankaların kredi verdiği ama karşılığında aynı şekilde aynı maliyetle, hatta bir miktar daha üstünde mevduat faiziyle geri alma yönünde hani böyle bir sistematik geliştirdiği de söyleniyor. Görüyor musunuz, gözlemliyor musunuz bunu? Ya muhakkak olmuştur ama bunun payı azdır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey de var. Biliyorsun Merkez Bankası'ndan da bir gelirlerinden bir kısmı hazineye devroldu. Bundan da ödemeler yapıldığını biz düşünüyoruz. İşte müteahhitleri olabilir veya işte devletten alacakları olan şirketlere ödemeler yapılmış olabilir. Ve bunlar da mevduat tarafında hala duruyor. Özellikle TL mevduat tarafında. Ve keza son dönemde mesela konut kampanyaları oldu 1 Ağustos'tan itibaren. Bu konut kampanyalarının yani içeriğine bakarsan aslında banka şunu da söylüyor: İşte biz parayı mesela bir hafta blokede tutacağız, daha sonra müteahhit firmanın hesabına geçeceğiz tarzında. Hani kendisine de avantaj yaratan, zaten faiz oranı düşük 0.99'da. Dolayısıyla yani oradan bankada zarar etmek istemiyor. Ya komisyonu yüksek tutuyor veya parayı blokede tutuyor. Bu şekilde hani TL mesela mevduat büyümesine baktığımız zaman %17'ler %18'ler TL mevduat büyümesi var yıldan yıla bakarsak. Oldukça iyi duruyor. Yani bunların da payı vardır orada. Ama anlattığın hikayenin de payı vardır. O da olmuş olabilir ama ben onun düşük olduğunu, yani hissiyat olarak en azından ağırlığının daha az olduğunu düşünüyorum.
Peki burada tabii bir miktar şunu da sorabiliriz. TL taraftaki vadeli mevduat artışında faizin ineceği, faizin aşağı geleceği çok bariz bir şekilde belliydi. Son 1,5-2 ayın hikayesi olarak. Dolayısıyla bir parça acaba oralarda nispeten yüksek olan faizin son demlerinden faydalanmak istemiş yatırımcının nispeten daha uzun vadeli bağlaması söz konusu olmuş olabilir mi? Olabilir yani 3 ay ve 6 ay vadeleri hatta 6 ay vadeye kadar uzatmış olabilirler. Yani onun etkisi de olacaktır ama yani Türk halkının genel duruşuna bakarsan daha çok hani 3 ayı geçmezler hani. Hı hı. 45 günlük 92 günlük yani o civarlarda genelde mevduatları yani ortalamada 50 günlerde zaten. Yani bunun çok hızının kırılmasını bekler misin şu anki mevduat faizleriyle? Yani ya aslında biz bir dolarizasyonun aslında sonuna hani bir şekilde geleceğimizi düşünüyorduk. Yani en azından orta vadede dolarizasyonun azalmasını ve TL mevduatlarda daha büyük artışların olmasını kendi projeksiyonlarımızda öngörüyorduk. Ama şimdi tabii bazı politik gelişmeler de var açıkçası. Yani şimdi dolar böyle ateşi tekrar çıkarsa tabii ki içerideki mevduat sahipleri de bunu işte enflasyon tarafından, enflasyon daha da artacağı, daha da yükseleceği gibi bir beklentiyle dolar mevduatlarını bozmaktan vazgeçebilirler. Keza bir de şu var, yıl sonuna kadar büyük şirketlerin ödemeleri var, yurt dışı ödemeleri var, borçlarını ödeyecekler ve bu da ekstradan bir dolar talebi yaratacaktır. Yani orada aslında kısa vadede dolarizasyon trendinin ben bozulmasını beklemiyorum. Ama orta vadede eğer biz bir dahaki senede enflasyondaki inişin kalıcı olarak devam ettiğini görürsek işte orada zaten bir şekilde TL mevduata geçmek isteyecektir Moody'lerde diye düşünüyorum. Peki bir virgül koyalım. Şimdi gideceğiz Londra'ya. Londra'da ICBC Standard Bank Çin ekonomisti Helena Huang bizleri bekliyor. Helena, good morning. Günaydın. Merhaba, günaydın. Bu haftaki ticaret müzakereleriyle başlamak istiyorum ABD ve Çin yetkilileri arasında. Siz ne duymayı bekliyorsunuz onların tarafından? Bazı aşağı yönlü beklentiler olduğunu gördük. Beklentiler aşağı yönlü revize edildi aslında. Çin tarafından bazı açıklamalar oldu. Kısıtlı bir anlaşma olasılığı olduğunu söylediler genişten ziyade. Pekala, bence ilk müzakerelere bakacak olsak ABD ve Çin arasında eminim ki insanlar zaten manşetlerin ortaya çıktığını görüyorlar. Çin ve ABD'de en başından beri var. Zaten çok fazla yorum yapılıyor. Dürüst olmak gerekirse ticaret görüşmeleri başladığından beri zaten negatif haberlerde olduğu Çin tarafından negatif manşetler de geldi. Hem de ABD tarafından da olumsuz manşetler geldi. Bu yüzden biz şöyle düşünüyoruz. Gerçekten herhangi bir şekilde çözüm bulunabileceğini düşünmüyoruz. Müzakere masasına kalınabilir tabii ki. Ancak biz her iki tarafında daha fazla istekli olduğunu göstereceklerini görebiliriz. Tekrar bir müzakere masasına oturabilir. Ancak iki günün ardından somut bir şey olup ortaya çıkmaz. Helena, diğer önemli bir soru da şu. Bazı İnsan hakları sorunlarının da tartışıldığını görüyoruz. Masada böyle bir şey daha önce görmemiştik. İnsan haklarından bahsettiğimiz zaman daha da politik bir soruna dönüşüyor olay. Sizce bu bir şey değiştirir mi? Ya da bu ticaret müzakerelerinin politik bir hale gelmesini, ona dönüşmesini bekler misiniz? Şöyle söyleyeyim, ticaret sorunları ABD ve Çin arasında hali hazırda zaten ticaretin ötesine geçti. Hali hazırda daha önce de bunu gördük. ABD'nin farklı konulara müdahale etmesini istediğini gördük. Yerel gelişmelere müdahale etmek istediğini gördük. Yapısal sorunlara müdahale etmek istediğini gördük ki zaten Çin'in kendisine müdahale etmeye çalıştı. Orada değer zincirine müdahale olduğunu görebiliriz ve Çin'in stratejik olarak Çin'de üretilmiş tirine biraz müdahale edilmek istedi. Çin'in bunu yapmak istediğini kesinlikle sanmıyorum. Bu sebepten biz şöyle düşünüyoruz. Ticaret müzakereleri ya da ticaret sorunları ABD ve Çin arasında
çok çok uzun süren bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır ve bu yüzden de tabii ki kısa vadeli bir çözüm bulamayız. Ana senaryonuz nedir pekala, şu andan itibaren bir anlaşma bekliyor musunuz ya da daha da uzayan sürünge kalan bir müzakere süreci mi dersiniz? Daha sonra söylediğinizin olası olduğunu söyleyebilirim. Daha önce de belirttim. Her iki tarafında herhangi bir şekilde somut bir şey üzerinde karar vermesi, ortak bir noktada bulunması çok zor. Piyasalar aslında ufak bir umuda dayanıyor. Tabii ki şimdi olumlu, istekli olduğunu görürsek her iki tarafında, ticaret görüşmelerine devam etme istekli olduğunu görürsek, bu olumlu bir işaret olarak algılanabilir bu durumdan. Ve tabii ki işler kötüleşecek olursa, daha da gerginleşecek olursa, bizim ana senaryomuz süre gelen müzakerelerin olması, negatif ya da pozitif olsun, her iki taraftan da yüksek seviyelerde devam etmesi. Diğer önemli bir soru da Çin tarafının negatif etkileri azaltmaya çalışması, kendi para politikalarını uygulayarak yapmaya çalışıyorlar. Para birimlerini zayıflatıyorlar. Aynı zamanda zorunlu karşılık uygulamalarına gidiyorlar ve uzun vadede görebiliyoruz ki Çin ekonomisi kendi kendini koruyor. Ancak ABD ekonomisine bakacak olursak daha da zayıflıyor ve Trump da destek bulmaya çalışıyor Fed'den. Sizce farklılığa baktığımız zaman, Çin ve ABD politikalarındaki farklılığa baktığımız zaman ve onların tek bir vücutta hareket etme olasılığı Çin'i ABD'nin önüne geçirir mi? Trump ve Fed'in arasındaki sorunları düşündüğümüz zaman. Sanırım para politikası için evet, Çin zaten çok fazla şey yapmış durumda. Kendi ekonomisini ve ekonominin büyümesini desteklemek için ve aslında şunu söylemek daha önemli bence. Çin çok daha fazla önlem hayata geçiriyor mali tarafta da. Örneğin hızlandırmış durumdalar. Hükümet tahvil ihracatını ihracını hızlatmış durumdalar. Hem bu yıl için hem de önümüzdeki yıl için. Aynı zamanda vergi indirimi de yapıyorlar. Bunların programlarını bütün ulusa yaymış durumdalar. Biz şöyle düşünüyoruz. Daha önemli olan şey, yatırımcıların bilmesi gereken şey, önümüzdeki 3 ya da 6 ay için daha fazla mali tarafta, mali politika önlemlerine önlem verileceği, para politikası değil de Çin tarafında mali politika önem verecektir. Helena, bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, ICBC Standard Bank'tan Helena Huang'in görüşleri böyleydi. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Övünç Gürsoy'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Dev Yatırım Araştırma Müdürü Övünç Gürsoy ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Övünç, bu bölüme başlarken bir miktar yine kredi büyümesi üzerinden gitmeye devam edelim. Çünkü kaldığımız yer orasıydı. Bir, bankalardaki bir yandan var olan sorunu, kredi stokunu yönetmeye çalışıyorlar. Ayrılacak olan karşılıklar vesaire. Diğer taraftan da getirilen düzenlemeler sonrasında biraz daha kredi büyümesine katkıda bulunması isteniyor. Bankaların kredi arzı içinde uygun koşullar hem Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle hem zorunlu karşılıklarla sağlanıyor. Lakin o beklenen kredi büyümesine ulaşmak için daha yol var gibi, ne olursa ulaşabiliriz. Bir hareketlenme de var bu arada, yok değil herhalde. Bir hareketlenme var, evet. Yani tabii burada özel bankaların kredi büyümesi bence daha önemli. Zaten kamu fazlasıyla kredi büyümesine katkı sağladı. %20'yi geçtiler TL kredi büyümesinde. Şimdi özel bankalar tarafına bakarsak Haziran ayında mesela ihtiyaç kredisi kullandırımları haftalık bazda işte 400 milyonlar civarındaydı. 400 milyon TL'ler civarında. Şimdi geldiğimiz noktada 1 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Yeni kredi kullandırımları. Sonuçta orada bir hareketlilik var, doğru, ama bu tabii hareketlilik ticari kredi tarafında desteklenmediğini biz görüyoruz. Daha çok işte kısa vadeli işletme sermayesine yönelik krediler kullandırılıyor, ama onun dışında özellikle yabancı para kredilerde zaten büyük oranda bir daralma var. %10'lara varan bir daralma var. Herkes borç ödüyor çünkü şu anda. Borç ödüyor. Zaten hani yıl sonuna kadar da ödemeler devam edecek. Dolayısıyla hani yabancı para krediler desteklemiyor.
TL krediler özel bankalarda %7 civarında hala daralma gösteriyor. Bundan sonra da en azından biz bu yıl için çok zaten bu yılı kapattık gibi ben çok büyük bir orada hareket beklemiyoruz. Konuştuğumuz bankalarda TL krediler %5'i geçmeyeceklerini bize söylüyorlar. Burada aslında şöyle bir durum var. Yani sizin sermaye getiriniz %10'lar civarındaysa %20 kredi büyütmeniz çok mantıklı değil. Çünkü bir noktada sizin bu sermayenizden yemenize neden olacaktır ve sermaye yeterlilik oranlarınızı aşağı çekecektir. Özel bankalar da burada aslında ayaklarını yorganlarına göre uzatıyorlar. Yani biz diyorlar bu sene %8, %10 civarında sermaye getirse elde ederiz. Demek ki %5, %6 civarında bir kredi büyümesi yapsak bu bizim için yeterli olur. Fazla da risk almamış oluruz. Ha, seneye ne olur? Seneye de diyorlar ki 10 ile 15 bandında bir TL kredi büyümesi olabilir. Bu da şu varsayımda tabii ki enflasyon %9'lara ulaşacak. Yani bu da şu anlama göre %2-3 civarında bir reel kredi büyümesi. Ki Türkiye'nin makro büyümesinde %3 gibi düşünüyorlar. Dolayısıyla hani ona çok paralel bir reel kredi büyümesi bir risk oluşturmaz. O nedenle 10-15 arasında bir yere ulaşabiliriz diyorlar. Ama bu sene için hani zaten çok az bir zaman kaldı. 4. çeyrekte bir miktar daha özellikle tüketici kredilerinde artış olabilir. Ama burada kamu tarafı daha baskın. Çünkü zaten faizleri özel bankalara göre daha düşük. Peki kamu ne kadar devam ettirebilir bu süreci? Çünkü yani biraz önce söylediğin gibi öz sermaye getirisi çok ciddi şekilde aşağı gelmiş durumda. Kamu bankalarında da hani işte 0.49'la taşıt hani üstüne tamam otomotiv şirketlerinden gelen bir katkı var ama sonuçta kaynak plasmanı bir. Evet. İkincisi gayrimenkul tarafında 0.99. Buralardaki bu süreç ne kadar devam ettirilebilir? Ne kadar yürüyebilir? Ya benim düşüncem yıl sonunda bitecek bunları. Bu yılla bitireceğiz. Zaten kamu bankaları gelse zaten o ivmeyi sağlamış olup geri çekilebilir kamu bankaları ama özel bankalar gelmedi pek. Evet gelmedi ama bir de şu da var. Yani şu anda rekabet koşulları yani eşit değil ki zaten. Yani burada özel bankaların kamu bankalarıyla yarışmasını biz bekleyemeyiz. Fonlama maliyetleri farklı. Yani şimdi 15 yıllık bir kredi veriyorsun 0.99 faizle. Böyle bir kaynak yok ortada. Yani sizin fonlamanıza bakıyoruz. %70 mevduatla fonluyorsunuz. Mevduatın vadesi 32 günde, 35 günde. Yani özel bankalar bunu yapamaz. Kamu tarafı bunu yapıyor. Aslında burada yapılması gereken şöyle bir formülasyona gitmemiz lazım. Bizim eksik olduğumuz taraf menkulleştirme. Sen bu krediyi veriyorsan eğer 15 yıllık 0.99 gibi güzel bir %1'in altında bir faizle buna akabinde hemen menkulleştireceksin ve likidite sağlayacaksın. Çünkü kamu bankasına büyük bir yük getirir bu uzun vadede. Sürdürülebilir tabii ki değil. En azından işte alıcısı var mı yok mu onda o tartışmaya getiriyor. Ya bunu tabii ki yurt dışı alıcısını bulmamız belki şu ortamda çok mümkün değil ama en azından bu içeride satılabilir. Yine getiriye bağlı olarak ve ratingine bağlı olarak yurt içi PYŞ'ler alabilirler veya kamu kurumları alabilir bunlar uzun vadeli kredileri. Ki bu kredileri verdikleri bireyler de aslında kredi notları yüksek bankalarda, kamu bankaları da yani yoğun bir incelemeden geçiriyor bu bireyleri. Yani dolayısıyla bu krediler eğer paketlenip menkulleştirip satılırsa kamu bankalarına destek olacaktır. Ama şu ortamda özellerin kamuyla yarışması mümkün değil. Ama yıl sonunda bu kampanyaların ben biteceğini düşünüyorum. Ve daha böyle rekabetçi bir ortama kavuşacağız. Ondan sonra bence özel bankalar birazcık daha aktif olacaklar diye düşünüyorum. Bu özellikle tüketici kredileri pazarında. Peki iki şey daha soracağım. Bir tanesi tabii bankacılık sektörü açısından geneli itibariyle de bunu sorabilirim. Merkez Bankası faizi düşürdü 16,5. Fakat Merkez Bankası daha da düşürebilir. 15'lere de getirebilir. Hatta altına da inebilir belki. Beklentiler 150-200 arasında değişiyor bir sonraki toplantı için. Fakat soru şu. Merkez Bankası faizi aşağı çekerken piyasaya bu faizle vermiş olduğu paranın miktarı da düşüyor. Fonlama 30 milyar liralara kadar yeri gelmiş durumda. Dolayısıyla aslında yaklaşık piyasaya verilen 30 milyar liralık bir fonlamayla yaklaşık işte 2 trilyon liralık bir mevduat piyasasının faizi belirlenmiş oluyor. Bu ne kadar devam edebilir? Evet. Yani bir yandan da sıkılaştırma yapıyor aslında. Faiz tarafında gevşeme parayı yaparken. Çektiği için, tabii. Parayı çektiği için. Çünkü parayı bıraktığında da dövize gitme riski oluyor. Dövize gitme riski var. Kesinlikle tabii enflasyonu da kontrol etmesi gerekiyor. Sonuçta dövizde hemen hemen %100 oranında yansıyor tüketici fiyatlarına. Burada tabii yani çok ince bir denklem var. Bu denklemi koruması gerekiyor ama uzun vadede bu sürdürülebilir olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Yani bunun bir politikanın bir düzelmesi gerekiyor. Yani likidite tarafında gerçekten hani bankalara kalıcı bir mesaj verilmesi gerekiyor. Keza o mesaj verilirse bence fonlama tarafında maliyetler daha da aşağı gelebilir. Ve bu tabii kredi tarafında canlılık getirecektir. Aslında bu da formülün bir parçası. Yani kredi faizleri hala yeterince aşağı gelmedi. Özellikle ticari kredilerde
talebin canlanması için. Geliyor, spotta gelmiyor. Spotta mesela gelmiyor. Kesinlikle işte o da aslında bu bu likidite ve faiz hikayesinin birbiriyle çelişmesinden kaynaklı. Biz tabii şimdi konuştuğumuz bankalar da şunu söylüyor. Faiz indirim süreci 2020'de devam edebilir. Hatta 400-500 bas puan daha indirim gelebilir Merkez Bankası'ndan diye. Yani aslında hani birçok banka haftalık repo faizini %11-12 bandında bekliyor önümüzdeki sene. Yani bu politika sürdürülebilir olur ve bu da fonlama tarafına yansıyacaktır. Ama şimdi burası gelişmekte olan bir ülke. Ben bunu hep yatırımcılara söylüyorum. Biz kurda birçok defa ataklar gördük. İşte burada bizim beklentilerimiz, bankaların beklentisi kurun enflasyon kadar artacağı üzerine. Ama bu birçok defa biz bunu test ettik. Bu şekilde gerçekleşmedi. Dolayısıyla bu enflasyonun arttırıcı etki yapması Merkez Bankası'nın da elini zayıflatacaktır. Ve bir noktada faiz indirim sürecinden durmasına neden olacaktır diye düşünüyorum. Hatta tam tersi bir süreç de yaşayabiliriz 2020'de. Yani bu risk her zaman var. Biz burada ama normal şartlardan bahsettiğimiz zaman Türkiye'nin işte önümüzdeki sene %3 gibi büyümesi, repo oranının 11-12'lerde olması tabii ki kredi tarafına canlılık getirecektir. Ve büyümeleri de 10-15 bas, 10-15 civarında bir kredi tarafında artış sağlar o zaman. Peki o zaman şöyle döneyim tekrar. Biraz önce hani bankalarla konuştuğum zaman gelecek sene için %10-15 arasında kredi büyümesi olabilir. Bu %10-15 kredi büyümesiyle Türkiye'nin hedeflediği %5 büyümeye ulaşmak mümkün mü? Mümkün değil. Yani o %5 hedef biraz daha aslında agresif gözüküyor. Bu kredi tarafında en azından 20-25 civarında bir büyümenin sektör olarak bizim bunu yapmamız gerekiyor. Bu şu anda hani çok realistik olmaz. Ki Türkiye'nin büyümesi zaten tüketici kredilerinden de tüketim kanalıyla oluyor. Yani bunun hani üretim tarafında zayıfız bu açıdan. Dolayısıyla tüketim tarafında da yani ben zannetmiyorum ki %20-25'e ulaşacak bir tüketici kredilerinde artış olsun. Keza yani zaten hane halkının alım gücü de oldukça düştü son dönemde. Dolayısıyla hani her ne kadar krediye talep etseler de bankaların zaten scoring sistemlerinden geçemeyecektir birçok tüketici. Dolayısıyla orada hani bizim o banda ulaşmamız pek olası değil. Ama %3 gibi bir büyüme 10-15 bandında bir kredi büyümesi getirir. Zaten reel anlamda da %3 yani aslında birbirine paralel ve risk yaratmayan aslında hani bu rating kuruluşlarının da çoğu defa söylediği hani reel büyümeye paralel bir kredi büyümesi olması gerektiğini söylüyorlar. Biz hani son 10 yıla bakarsak Türkiye'de hiçbir zaman bu olmadı. Genelde 3 katıdır. Yani %3 ise %9 civarında kredi büyümesi gördük. Yani hep 3 veya 4 katı kadar daha agresif bir şekilde kredi büyümesi oldu ki bu da aslında bizim makro büyümemizin temelini oluşturdu. Şimdi zaten biraz da bunun sancılarını yaşıyoruz. Yani seneye de bankalar düşük büyüme ortamında düşük faizlerle yüksek sermaye getirisi yapmaya çalışacaklar. Yani bu ortamda yaşamayı öğrenmeliler bence. Yani %10-15'lik kredi büyüme çok büyük bir büyüme değil aslında. Şöyle diyeyim ben sana. Yani birçok banka, mesela Garanti Bankası örnek alalım. Bir çeyrekte %10 kredi büyümesiz yaptığını ben biliyorum yani. Defalarca yapıldı bu. Hani bu çok böyle peki inanılmaz şimdi bir büyüme peki değil. Şimdi neden olmuyor? Şimdi neden olmuyor? Korktukları bazı şeyler var bankaların. Yani özellikle NPL tarafı. Yani bu proje finansman kredileri verildi yıllarca ve bunlar çok uzun vadeli krediler. 15-20 yıl, 25 yıllık krediler. Halbuki öyle bir kaynak yokken verilmiş olan krediler ve buradaki projeksiyonlarda da ekonominin iyi gideceği, Türkiye'nin büyüyeceği ve şirketlerin daha da karlı olacağı ve bunların çok rahatlıkla geri ödenebileceği projeksiyonlarda. Özellikle doğalgaz santrallerini düşünürsek, yine enerji tarafındaki birçok yatırımı düşünürsek, bir elektrik fiyatları tabii aşağı geldi. %30 civarında aşağı geldi. İşte geçtiğimiz 10 seneye bakarsak yine keza bankaların doğalgaz fiyatları yukarı geldi. Üretim maliyetleri yukarı geldi. Dolayısıyla hani bu şirketlerin eski şeyi yok. Kredi verdikleri zamanki, bankaların kredi verdikleri zamanki mali tablolarıyla şu anki arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla bu riskler var ve bu riskleri bankalar daha iyi bakıyorlar, daha iyi biliyorlar. Dolayısıyla hani çekinceli davranıyorlar kredi tarafında. Kredi arzında mı daha çok talep ve problemi görüyorsun yoksa talep tarafında mı görüyorsun? Ya burada aslında güzel bir soru. Yani arz tarafında şimdi bir banka zaten ticari bir işletme. Sonuçta siz spread'i görüyorsanız krediyi verirsiniz orada. İşte kredi fiyatlaması nasıl yapılır dersen işte fonlama maliyetine bakarsın. Zorunlu karşılık yüküne bakarsın. İşte sermayedeki riskine bakarsın. Üstüne de işte senin şube alanı vesaire hani faaliyet giderlerini koyarsın ve bir fiyat belirlersin. Arada gerçekten bir makas varsa karlı olabileceksen krediyi verirsin zaten. Yani banka için bunda bir sorun yoktur. Yani banka
bir spread'i görürse muhakkak verir. Ama yani olayın demek ki yeterince spread göremiyor veya riske göre yani getiriyi göremiyor orada. Bundan dolayı çekinceli davranıyor. Talep tarafında zaten yani son dönemde işte zaten hani enflasyonun yüksek olması, kurun hareketliliği, hane halkının alım gücünü düşürdü. Bunun verdiği de bir isteksizlik var. Zaten birçok bankada hani scoring'den geçemiyor müşterilerin çoğu. Zaten hani belli bir yerde kredi kartı borcu var veya bundan dolayı veya işte başka bir kredisi var. Sicili bozulmuş. Sicili bozulmuş. Bundan dolayı da daralmış, limiti daralmış. Kesin ya, bunun da verdiği bir etki var. Dolayısıyla hem talep tarafında bir sıkıntı var hem de banka tarafında da gerçekten öncesine göre bir fiyatlama yapılamıyor demek. Peki şimdi buradan bankaların biraz da değerlemesine dönmek isterim. Çünkü geldiğimiz yerde bankacılık endeksi dolar bazında bayağı ciddi getiri yaptı. Dolayısıyla hani yıl geneline bakacak olursak son dönemde sert hareketlerin olduğunu da gördük. Bir günde %5 çıkıp iki günde %5 geri döndüğü vesaire. Şimdi buradan sonrasında bir bankaların değerlemesini nasıl buluyorsun? İki, bu bilanço döneminde ön plana çıkabilecek bankalar hangileri? Üç, model portföyünüze hangi bankaları koyuyorsunuz? Değerleme olarak oldukça cazibiz. Ama ben bunu son 10 senedir söylediğim için hani açıkçası hani çok bir şey değişmedi. 0.5 fiyat defter değerinde işlem görüyoruz ki sermaye getirilerimizde %12-13'ler civarında. Ama hani bu yani bizim hak ettiğimiz yerler en azından fiyat defter değeri olarak biri hak ettiğimizi ben düşünüyorum. En azından bazı bankaların hak ettiğini düşünüyorum ama açıkçası oralara ulaşamadık. İşte MSCI ülkelerine, MSCI Emerging Markets'lara göre bakarsan da hala %40'a varan bir iskontomuzdan söz edebiliriz. Ki tarihsel olarak da %25'ler civarında iskonto ile işlem görüyoruz. Türk bankaları hala cazip bence ama işte MSCI'de ağırlığımız oldukça düşük, 0.45'ler civarında. Ratinglerimiz zaten investment grade'in altında. Dolayısıyla uzun vadeli fonların buraya pek ilgisi yok. Neden? Çünkü onların zaten hani yatırım politikaları gereği en azından iki tane uluslararası kuruluşun buraya yatırım yapılabilir notu vermesi gerekiyor. Yani bizim sıcak para değil de hani gerçekten buraya yatırım yapacak uzun vadeli yatırımcıyı cezbetmemiz için bazı şartlar var ve o şartlar şu an ortada yok. Dolayısıyla daha çok gelen para sıcak para şeklinde oluyor. Ama yani değerlemeler cazip. Bunun dışında bizim beğendiğimiz bankalar Garanti Bankası, Akbank ve İş Bankası. Bunlar model portföyümüzde yer almakta. TSKB'yi de keza beğeniyoruz. Özel bankaları daha fazla ön plana çıkartıyoruz ki 3. çeyrekte de ve son çeyrekte de aslında 2. yarı yıl için bu 3 bankanın rakiplerine göre daha iyi performans getirmesini ben bekliyorum. Neden bekliyorum? Bir, kredi mevduat makasını TL tarafta diğer bankalara göre daha iyi yönetiyorlar. Fiyatlamaları daha iyi yapıyorlar. Özellikle son dönemde özellikle İş Bankası burada ön plana çıkıyor. Ki İş Bankası'ndan biz hani geçmişte bu kadar hızlı fiyatlama beklemezken son iki çeyrektir gerçekten kredi mevduat makasında rekor seviyelere ulaştı. Bunun dışında sermaye tabanları oldukça güçlü bu 3 bankanın da ve olası NPL risklerine karşı oldukça korunaklılar. Mesela Garanti Bankası'nın 2,5 milyar TL civarında bir serbest karşılığı var. Bu açıkçası yatırımcı için bir güven unsuru. Ki Akbank'ta da var 650 milyon TL civarında. Yani bunlar İş Bankası'nda da var. Dolayısıyla bunlar da bir bizi güvenli tarafta hissetmemizi sağlıyor. Yine tabii ki sermaye getirileri olarak da bakarsan bu 3 bankanın rakiplerinin üzerine sermaye getirisi sağladığını söyleyebilirim. Dolayısıyla biz bu 3 bankayı tavsiye ediyoruz. Hala da %20-25 civarında bir getiri potansiyeli öngörüyoruz. Neden bunu öngörüyoruz? Aslında biz %17 alıyoruz tahvil faizini, 10 yıllık tahvil faizini ama geldiğimiz noktada %14'ler civarında. Ve bu da zaten ekstradan bir getiri potansiyeli yaratıyor bankalarda. Ve bu da hala gidecek yerimiz olduğunu gösteriyor. Yani bu özellikle bu provizyon hikayesi bittikten sonra bu çeyrek bankalarda alımın devam edeceğini düşünüyorum. Ama bu alımlar belki sıcak para şeklinde olabilir. Dediğim gibi uzun vadeli fonların çoğu tercih etmiyor Türkiye belli sebeplerden dolayı. Ama yine de bu endeksi yukarı taşıyacaktır diye düşünüyorum. Son soru, tabii siz %17 alıyoruz bono faizini dediniz. İşte burada belli bir sermaye maliyeti çıkıyor karşınıza. Bunu belli bir noktadan sonra aşağı çekme olasılığı var mı? Sizin modelinizde aşağı çektiğin zaman mesela bir puan aşağı geldiğinde endeks değeri üzerinde ne kadar etki yaratıyor? %6 civarında pozitif etki yaratıyor. Yani aşağı 17'den 15'e alsan %12'lik yukarı potansiyel kesinlikle, çıkıyor. Kesinlikle. Tabii ki aşağı alma gibi bir şey yapabiliriz ama bunun için biraz daha önümüzü görmeye ihtiyacımız var. Şimdi zaten geldiğimiz noktada biliyorsunuz.
biliyorsun hani bir Suriye meselemiz var önümüzde. Bu bakalım nasıl olacak, tahvile nasıl yansıtacak ona bakacağız. Tabii bir de şu da var, yani 10 yıllık tahvil piyasası oldukça illikit bir piyasa. Oradaki fiyat hareketleri çok radikal olabiliyor. Bir anda 5 puan aşağı inip bir anda 5 puan yukarı çıkabiliyor. Sen sermaye maliyetini ona bakarak belirlediğinde yanılma ihtimali var. O nedenle biz hani 17'yi uzun zamandır koruyoruz açıkçası. Ama tabii ki yatırımcıya da şunu söylüyoruz. Yani şu anda %14'teyiz. Dolayısıyla hani burada hala girecek yer olduğunu gösteriyor modellerimize koyduğumuz zaman. Çok teşekkür ediyoruz Övünç. Değerlendirmelerini bizlerle paylaştığın için bugün programımızın son bölümünde gidiyoruz Dubai'ye. Ersoy Erkazancı bizleri bekliyor. Ersoy, ana tema yine ticaret savaşları üzerinden gitmeye devam ediyor. Karşılıklı salvolarında sürdüğünü gözlemliyoruz. Dolayısıyla nasıl yansıma buluyor bütün bunlar Asya piyasalarında? Açılı Asya piyasasına baktığımda bugün genelde satışlar hakimdi. Gerçi Çin piyasası önce eksideydi, sonra biraz şaşırttı. Şangay bugün 0.39 artıyla kapattı. Hindistan artıda, Güney Kore bugün kapalı ama diğer borsalarda hep satışlar vardı. Aslında ana konu bir ticaret savaşları, bir de dünkü Powell'ın açıklamaları, tahvil alım işlemleri. Tabii ki Trump'ın aziz süreci, o da konuların içinde. Ama daha çok Çin-Amerika ticaret savaşlarını herkes konuşuyor. Dün seninle bu konuyu konuşmuştuk aslında ama yeni neler oldu? 8 tane teknoloji şirketini kara listeye almıştı Amerika. Sonrasında bunların yöneticilerine de vize vermeyeceğim dedi. Çin'den açıklama geldi, biz de buna karşılık vereceğiz. Bizden haberleri bekleyin dedi. Dün seninle konuştuğumuz konu NBA maçlarının bazı hazırlık maçlarını Çin yayınlamayacağım dedi. Ama bu hamlelere bakarsak Amerika'nın hamleleri daha sert, daha kuvvetli. Çin biraz daha defansta kalıyor diyeyim, biraz basketbola vurgu yapalım. Yine bu arada geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk, bu sermaye hareketleriyle ilgili bir Amerika aksiyon almak istiyordu. Şimdilik bunu yapmayacağız demişlerdi. Bu ticaret savaşları kızışınca tekrar bu gündeme geldi. Neydi o? Hatırlarsan emeklilik fonları, Amerikan emeklilik fonları Çinli şirketlere yatırım yapmayacak konu başlığı vardı. Bir de Çinli şirketler Amerika'dan işlem görmeyecek konusu vardı. Özellikle bu emek fonları yatırım yapmayacak konusu sanki tekrar ısınıyor. Yarın görüşmeler başlayacak. Bakalım oradan net bir şey çıkacak mı göreceğiz ama başlamadan önce piyasalar ve Amerika Çin biraz gerildi diyeyim. Sözü sana aktarayım. Açıl. Teşekkür ediyoruz sana da aktardığın değerlendirmeler için. Bu notlarla birlikte yatırım kulübünü tamamlıyor. Sözü Fokus'a bırakıyoruz.